اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا. Cenab-ı Hak bizi kulluğunun şerefiyle şereflendirsin. O şerefe bizi ulaştıracak ilhamından bizi mahrum etmesin. Nefsimizin şerrinden de muhafaza eylesin. Amin. Hadi ya Sultan. İlk kendi nefsimi muhatap tutuyorum. Sonra hazır olan ihvan-ı dinimiz kendi nefislerini mükellef tutacak olurlarsa kendileri bilir. Maksat Cenab-ı Hakk'ın emri üzere bir hatırlatmak. Gaflet halimiz, çoktur. İnanaleyh boyuna devamlı hatırlatmaya muhtaç olan bir kimseleriz. Çünkü zamanımız gaflet zamanıdır. İnsanları gaflete atan sebepler çoğalmıştır. Ne tarafa bakarsanız sizi ahiretten meşgul edecek veyahut ahireti bize unutturacak her şeyi görürsünüz. Şeytan seferber olmuş. Ne zamandan beri şeytan seferberlik ilan etmiş. Efendimiz ahir zaman peygamberi aleyhissalatu vesselamın dünyaya teşriflerinden itibaren şeytan seferberlik ilan etmiş. Çünkü şeytanın gelecek peygamberlerden de haberi var. Onlara indirilecek kitaplardan da haberi var. Ve Efendimiz'den de haberi var. Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'ın sevgilisi olup kainatın da iftiharı olduğuna dair ilmi var, onu da biliyor. Ve kendisi kainata muhakkak bir Efendinin geleceğini, kainatın Efendisinin muhakkak geleceğini, muhakkak yaratılacağını biliyor. Ve onun isteği ve maksadı kainatın Efendisinin kendisinin olmasıydı. Onu talep ediyor. Gerçi Cenab-ı Allah ona ilim vermiş.
istediği kadar ilim vermiş. İbadet babından ne kadar ibadet etmeye de tevfik istemişse onu da Cenab-ı Allah lütfeylemiş. Yerde gökte şeytanın azazil iken secde etmediği bir karış yerde bulunmuyor. Lakin Cenab-ı Allah'ın kulundan istediği اَلَا لِلّٰهِ الد۪ينُ الْخَالِسِ olanı umudiyettir. Yani sırf لِوَجْهِ اللّٰهِ Cenab-ı Hakk'ın vecih-i kerimi için hiçbir maksat ve garazı olmaksızın, hiçbir karşılık beklemeksizin halisane Cenab-ı Allah mabudun bil hak olduğu cihetle ve biz bunlarız. Öyle ibadet etmekliğimizi isteyiyor. Halis ibadet. Araya eyvaz karıştırdı mı o ibadet halis olmaktan çıkar. Şeytan ilim ve amelde en ileriydi. Melaike-i kirama hocalık da yapıyordu. Lakin âlim-ü sirr ve hafaya olan gizlilerin gizliliklerinde olanı aşikare bilen Cenab-ı Allah onun maksadını biliyor. Binaenaleyh onun halis ibadet etmediğini meydana koymak için tabii hüccet olmaksızın bir kimseyi mahkum etmek olamaz. İlahi adalete muvafık değildir. Binaenaleyh Cenab-ı Allah Adem aleyhissalatu vesselam'ı halk edip ona Nuh-u Muhammediyi giydirip o nur ile onu melaikeye takdim eylediğinde bütün melaike-i kirama Hazreti Adem'e secde etmelerini emr-ü ferman buyurdu. Bütün melaike-i kiram tereddütsüz hemen secdeye vardılar. Yalnız şeytan secde etmedi. Belki itirazda bulundu. Dedi ki ey Allah sen nasıl böyle bir emir verirsin ki Adem'e secde edeyim. Ben ki ondan hayırlıyım. Benden daha küçük olan bir kimseye ben nasıl secde edeyim diye kendisini unuladığı zaman ki kendi kendini unulayan bir kimse zillete mahkum edilir. Şeytanın kendi kendisini unulamasına elbette ki izin yok. Aslında hiçbir kimseye kendisini büyük görmeye izin verilmemiştir. Her kim kendi kendisini ilmiyle veya ameliyle veya maliyle veya rütbesiyle büyük görecek olursa
büyüklenecek olursa o da şeytanın sapında durur. Mahşer gününe öyle gelecektir. Ulluğu Cenab-ı Allah verirse verecektir. Ulluk mutlakan Cenab-ı Hakk'ındır. Azamet-i Kibriya Cenab-ı Hakk'ın mutlak sıfatıdır. Senin değildir. Esaleten Cenab-ı Hakk'ındır. Dilerse kuluna giydirir. O başka mesele. Lakin hiçbir kula izin yoktur. Kendi kendisini büyük göstermeye. Büyük göstermek istediği nispetle küçülür. Cenab-ı Hak onu küçültür. Şeytan, şeytan ile insanlara ders veriyor Cenab-ı Allah. Gerçi şeytan ilim sahibiydi, amel sahibiydi, lakin edep sahibi olamadı. İlmi var idi, ameli var idi, edebi yok. Edebi olsa Cenab-ı Allah'a karşı nasıl? Ben bu kuldan hayırlıyken bana ne için secde emrediyorsun demeye cüret etmeyecekti. Demek ki ilmi var, edebi yoktu. Ameli var, ihlası yok idi. Edepsiz ilimden fayda yok. İhlassız amelden netice yok. İlme çalışırsan ilmi edeble tahsil edesin. Eğer salih amele gayret edersen ihlas ile amel etmeye gayret et. Çünkü ilme hayat edeptendir. Amelin hayatı ihlaslandır. Ve şeytan içerisinde bu suretle gizlemiş olduğu niyetini ortaya döktü. Demek istedi ki ben hayırlıyım, binaenaleyh benim bütün kainatın efendisi olmakla hakkım vardır. Ve Cenab-ı Hakk'a karşı senin emrin yerinde olmadı. Haşa. Demek istedi. Onun üzerine Cenab-ı Allah onu tard eyledi. İşte halis olan ubudiyet Cenab-ı Hakk'a karşılıksız ibadet etmek aşk-ı şevkidir. Yoksa ilim ve amelinle bir karşılık bekleyecek olursan senin efendim kulluk ettiğin o maksadın olur. Kiliseye gidip de haça tapan adama benzer. Karşılıkla efendim ibadet etmeye uğraşan kimse. Elâ lillâhi dînü hâlis. Ey mü'minler! Uyanınız ki Cenab-ı Hak'tan, Cenab-ı Hakk'ın sizden istediği halis kulluktur. Kulluk yapacaksan karşılık bekleme. Zaten karşılık beklemeye hak ve salahiyetimiz yok ki. Peşinen ödenmişiz. Peşinen Cenab-ı Allah bize karşılığını ödeyemeyeceğimiz nimetler vermiştir. Yani ahirette ebedi olarak bize lütfedeceği nimetlerine karşılığı bırak, hali hazırda Cenab-ı Allah'ın bize lütfetmiş olduğu
hesaba gelmeyen nimetler vardır. O hesaba gelmeyen nimetlere karşılık bir defa Cenab-ı Allah bizden şükür talep eylese, onun şükrüne muvaffak olamayız. Şükrüne muvaffak olamadığımızdan dolayı ilahi ikaba ve azaba mahkum olabiliriz. Nerede kaldı senin 3 günlük yarı buçuk amelin? Sana ilel ebed Cenab-ı Allah'ın lütfedeceği nimete karşılık nasıl olur? Düşünmüyor musun? Ebedi olan Cenab-ı Hakk'ın atasına, vergisine karşılık sen ne veriyorsun? Karşılık verdin mi? Vermeye imkanı mı var bir insanın? 3 günlük hayat. 3 günlük hayatımızda da ibadet ile geçen vakıtlarımızı eğer biz toplayacak olursak hayatımızın, ömrümüzün kaçta kaçı olur? Ondan sonra evsafı itibariyle yani kalite diyelim. Bizim amelimizin kalitesine en kötüsü. Hiç yani huzura takdim edebileceğin bir amelin var mı, düşünebilir misin ki bu amelimi ben Cenab-ı Hakk'ın huzuruna takdim edebilirim, göğsümü gere gere diyecek bir Müslüman var mı? Nasıl desin? Peygamber aleyhissalatü vesselam, ya Rabbi beni kendi amelime, kendi nefsime göz açıp yumuncaya kadar bırakma. Eğer Cenab-ı Hak benden kendi azametine göre, kendi azametine tatbik ederek bir tazim istese, kulluk istese hakkından gelemem, su-i hatimetten korkarım diyen Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle dediği vakitte ki onun amelinin evsafı nedir? Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın kılmış olduğu 2 rekatı mizanın bir tepesine koysalar, umum kainattaki Cenab-ı Hakk'ı tazim eden kulların, melaike-i kiram, ins ve cinnin ibadetlerini hepsini öteki kefeye koysalar, aleyhissalatu vesselamın 2 rekat kılmış olduğu namazın miktarına yetişemez, kıymetine ulaşamaz. O derecede kıymetlidir Efendimiz aleyhissalatu vesselamın 2 rekat namazı, kalitesi öyledir. Evsafı pek yüksektir. Seninki ne olur? Bizim amelimizin kalitesi nedir? Kalitesi. Markasız. Uydurma gibi. Çünkü Allah'ın divanına geldiğinde boş kalıpla geliyorsun. Cenab-ı Hak sana bakıyor. Ey kulum, boş ne geldin benim karşıma? Ben senin suretine bakmaya mı isterim? Kalbine mi bakacağım? Kalbini nerede bıraktın? Gönlünü nereye verdin? Benim karşıma nasıl geldin bomboş? Kalite mi var bizim ibadetimizin, taatımızın? Evsafı 0 derecede. Böyleyken ne karşılık bekleyeceğiz? Onun için namazların akabinde estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah veyahut ya Rabbena, ya Rabbi gfir ve erham ve ente hayrur rahimin Cenab-ı Hak'tan mağfiren talep edilmesi sünnet-ü seniyyeden Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam
emridir. Peki peygamberin ameline kıymet veren nedir? Ve sen nasıl kendi amelinin evsafını yükseltebilirsin? Elbette ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın ibadetinin kıymeti Cenab-ı Hakk'a olan marifetinin miktarıncadır. Çünkü bir kimsenin bir kimseyi sayması ve tazimen işi o kimsenin hakkında bilgisi nispetinde, marifeti nispetindedir. Cenab-ı Hakk'ın azametini Efendimiz'den daha ziyade bilen ne melaike var, ne enbiya var, ne evliya vardır. Binaenaleyh Efendimiz'in takdim ettiği ibadeti, ibadetteki tazimi sair mahlukatın hiçbirisi takdim edemez. Ona göre Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onun iki rekatının kıymeti bütün insü cin ve melaikenin takdim edeceği tazimatın üstündedir. Allah'ı en çok bileniniz benim. Allah'ı en çok tanıyanınız benim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah'tan en çok korkanınız da benim. Çünkü en çok tanıyanınız benim. Allah Celle ve Ala. Ona göre sen ey mümin ibadet-i taatının evsafını yükseltmeye bakacaksın. İşin ehemmiyeti kemiyetinde değil keyfiyetindedir. Çok ibadet yaptım diyerekten kıyamet gününde o cihetten insan şeref bulmaz. Belki yapmış olduğu ibadetin keyfiyeti itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda itibar kazanacaktır. Öyleyse şimdi mühim olan nokta وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ey لِيَعْرِفُونَ Ben insü cinni yaratmadım ancak لِيَعْبُدُونَ Evliya-i kiram لِيَعْرِفُونَ diyerekten tefsir etmişler. Beni insü cinni ben yarattım ancak benim marifetim için, beni bilsinler için, beni tanısınlar için, hay hay, ne yapacaksın? Maksad-ı âlâ odur, Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Başka ne işimiz var? Dünyayı tanımaya mı geldik? Neyi tanımaya geldik bu dünyaya? Allah'ı tanıyamadıktan sonra onun için ilk sual kabirde ben Rabbim. Rabbin kimdir? Demecek. Demek ki bütün dünya hayatındaki bizim kazancımızın muhassalası bu cevapta olacaktır. Rabbim Allah. Hem maşallah tanıdın mı sen Rabbini? Rabbini tanıyabildin, aferin. İnsü cinni ben yaratmadım ancak benim marifetime ersinler diyerekten yarattım diyor Cenab-ı Allah. Aslında bütün ibadetlerden maksat ve gaye Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp Cenab-ı Hakk'a tazimdir. Sen Cenab-ı Hakk'ı tanıdık sonra ona tazime koşarsın. Yani
daha çok saygını takdime koşarsın. O zaman sen Allah'ı tanıdık sonra Cenab-ı Hakk'ın marifetine, marifet denizlerine sen daldık sonra Cenab-ı Hakk'a tazim için daha ziyade vakit ayırırsın. Lakin cahilliğinden dolayı dünyaya fazla vakit ayırırsın. Cehalet alametidir dünyaya fazla vakit ayırmaklığımız. Gaflet alametidir, kalplerdeki zulmet alametidir dünyaya fazla vakit ayırdığımız. Halbuki sen Cenab-ı Hakk'a fazla vakit ayırmaya, onu tanıyabilmek için daha fazla gayret sarf etmeye mükellefsin. Vazifen budur. Ben seni dünyada yiyip içip gezmeye mi gönderdim ey kulum? Sana vermiş olduğum aklın bunu mu emrediyordu sana? Yoksa sen o aklını hiç kullanmadın mı? Derse Cenab-ı Allah ne diyeceksin? 24 saatte kaç saat benimle oldun? Kaç saat bana ayırdın? Kaç saat benim marifetim için çalıştın? Benim ilahi ilhamımla boyuna sizin kalplerinizi aktarmakta olduğum marifetime karşı sen ne yaptın? Dinledin mi? Yoksa sen kalbini başka şeylerle meşgul ederekten zulmette mi kaldın? Ey mümin! İzzet ve şeref Cenab-ı Hakk'ı tanıyanlaradır. O da mertebe mertebedir. Tahsiline gayret edeceğin budur. Başka neyi tahsil edersen boş ve hederdir. Başka Allah'tan başkasının marifetinin peşinde koşan kimsenin ömrü hederdir. Boşuna gitmiştir. Yazıktır. 40 sene yaşayan, 50 sene yaşayan, 60-70 sene yaşayan, 80 sene yaşayan kimseler bu dünyadan yediklerimiz, içtiklerimiz böyle bu camiler gibi 8-10 tane, 30-40 tane doldurur. Bu dünyadan o kadar yemişiz ve içmişiz. Hala doymamışız. Hala onun arkasında koşarsan senin aklın mı var? Bu kadar senelerdir senin doymayan nefsin, yemekten içmekten doymayan nefsin, bundan sonra doyacağını mı ümit edersin? Nedir koşturup biriktirdiğin? Marifetten ne biriktirdin? Ey kulum, derse Cenab-ı Allah ne diyeceksin? Sağlam maldan neye biriktirmedin? Sana ebedi olaraktan lütfedilen o ilahi marifeti ne için tahsil etmedin? Tahsil ettiğin nedir? Bu memlekette en zengin bir adam varmış. Ya bir, iki adam varmış, ya üç adam varmış. Peki, o servet senin namında yazılı olsa, onu sen tahsil etmiş olsan, ki onlar tahsil etti, ne faydası oldu? Faydası ne? Hiç. Demek ki bu asırdaki insanlar, Müslümanların da gafleti umumidir. Çünkü gafil olan, inanmayanların gafletine biz de ayak uyduraraktan, biz de gafiller sınıfına doğru gidiyoruz. Halbuki Cenab-ı Allah peygamberini bu insanları uyandırmak için göndermiş. Hani peygambere kulak asmadığımız vakitte o gaflet deryasının içerisinde biz de perişan olup gidiyoruz. Onun için müminler bugün rahat değillerdir. Ne için rahat değiller? Çünkü
Gafil olan kimse nasıl rahat edecektir? Gafletin içerisinde yüzen bir kimse, elbette ki Cenab-ı Hak'tan bir mükafat bekleyemez. Uyanık mümin, Cenab-ı Hakk'ın marifetinde, o marifet denizlerine yüzen bir kimse, elbette ki huzur bulur. Huzur bulur, şeref bulur, izzet bulur, itibar bulur. Lakin gafil olan kimse onu bulamaz. Ve müminlerin, Müslümanların gafleti neticesidir ki İslamiyet'ten ismi kalmış, dinin resmi kalmıştır. İbadetlerimizde resmi hareketlerden ibaret kalmış. Zevkini alamadan bir takım bu hareketleri biz tekrar ediyoruz, zevkine varamıyoruz. Çünkü gaflet bizi o zevkten mahrum ediyor. Müminler Allah'ın marifetini kazanmaya mükellefsiniz. Ve marifeti de elbette ki Cenab-ı Allah peygamberine vermiş. Peygamber-i Zişan'da varisleri olan evliyalara aktarmıştır. Arif-i billahlar yeryüzünde eksilmemiştir, eksilmeyecektir. O gibi kimseler hakkındadır ki aleyhissalatu vesselam böyle marifeti size verecek kimseyi Çin memleketinde bulsanız oraya gidiniz diye hadis okuruz biz. Elim Çin'de olsa anlayalım. Bu dünyaya ait olan ilim, ilimden sayılmaz o. İlim, Cenab-ı Hakk'a ilimdir. Çünkü bir kimsenin marifeti, Cenab-ı Hakk'a olan ilmi, ilahi ilimden kendisine o takdim olunduktan sonra bu Avrupa'nın elinde olan, onlara teshir edilmiş olan kuvvet menbaı esaleten o arif-i billahlarda mevcuttur. Onlara Cenab-ı Allah yerde gökte ne varsa müsakhar kılar. Aletsiz, vasıtasız, sebepsiz onlar yeryüzündeki bütün kuvvetlere tasarruf eder. Avrupa sebeple tasarruf ediyor. Bir elektrik ceryanıyla bütün ne kadar şimdi meydana gelmiş olan icatlar varsa hepsinin hayatı bu meçhul olan elektrik denilen lakin mahiyeti hala meçhul olan menbaa kaynağa bağlıdır her şey. Cenab-ı Hak bunu müsahhar kılmış, onlar bununla bu kadar icatlar meydana getirmiş. Ehlullah'ın kalbine verilmiş olan marifet nurları elbette ki bunun çok üstündedir. Binaenaleyh ahirete bir kimse marifetullah'a sahip olduktan sonra marifetullah denizlerine yüzen kimselere Cenab-ı Allah çok üstün kuvvet verir. Musakkar kılar o kuvveti. O kuvvetle o bu dünyayı da kendi elinde tasarrufunda tutabilir. Ahirette de ahiret sultanı olur. Binaenaleyh bize en lüzumlu olan günden güne Cenab-ı Hakk'a yakınlık elde etmek, Cenab-ı Allah'ı daha ziyade tanımak yollarını aramaktır. Mühim olan budur. Onu da nerede bulursan, işte o gibi ilimden söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi işittiysen öyle bir kimsenin mevcudiyetini oraya koş, git, onu al. Çünkü
dünyadan sen kemal alıp, kemali bulup da ahirete gidersen, ana karnından her azası mükemmel doğan çocuk gibi olur. Bir de ana karnından 90 doğanlar vardır. Çünkü tamamlanamamış orada. İnsanların çoğu da dünyada kemali almadıktan sonra ahiret aleminde noksan olarak geleceklerdir. Sen gayret et ki dünyadaki kemali bulasın, kamil olaraktan aktarılasın o bir tarafa. Noksaniyetle gitmeyesin, kendi keyfine. İstersen kemal üzerine git, istersen kendini nefsine köle yap ve o noksaniyetle o bir tarafa gidersin. Sen zannetme ki ahiretteki kamiller bu dünyada kendi keyiflerinde yaşamış insanlardır. Yok. Belki kamil olan kimseler kendi nefsini mahkum edip marifet denizlerine dalıp Cenab-ı Allah'ı tanıyaraktan kemal mertebesini bu dünyada alıp dünyadan gitmiş olanlardır. Sen kendini dünyaya köle yaparsan, nefsine köle yaparsan, şeytana hizmetkar yaparsan, o kadar noksaniyetle gideceksin o mesela. Bu sebeptendir ki, şimdi de olursa böyle bir kimse, yani sana kemal verecek bir kimseyi orada söylerlerse, mevcudiyetini oraya koş deyin. Sen bilirsin. Kemal isteyen, kemal sahiplerini arayacaktır. İstemeyen adam, o da noksaniyette kalacaktır. Vazifemiz odur. Aleyhissalatu vesselamın hadislerini anlamamız lazımdır. Gafletten uyanmamız lazımdır. Dünya bitmek üzeredir. Sen zannetme, gelişene safsatasıyla dünya gençleşiyor diyerekten öyle bir zanda kapılma. Dünya çok ihtiyar olmuş. Ne kadar ümmetlerin üzerinde barındırıp ahir zaman ümmetlerini de şimdi artık onların da hesabını görmek üzeredir. Ahir zaman ümmetleriyle bu dünyanın ömrü kapanacak, tamamlanacaktır. Seneden seneye oraya koşturuyor dünya. Hedefine varmak üzeredir. Dünyadan çok bir şey kalmadı. Dünyadan efendim, mümin ümidvar olmasın. Yok. Zaten dünya isterse 1 milyon sene daha uzayacak olsa sana bir faydası yok. Çünkü senin ömrün mahvoldu. Gaflet perdesini yırtıp hakikate bakmaya gayret et. Hakikat erbabını aramak müminlere vaciptir. Gafletten uyanmak isteyenlere. Allah bu gafleti bizden üzerimizden alsın. Amin. Bize yakazat versin. Amin. Ve marifet denizlerinden almaya bizlere de izin versin. Amin. Denize girecek insan böyle elbisesiyle denize düşen adam görmedi. Belki itilip kakılı atmışlar. Lakin denize girecek kimse üstündeki elbiseyi alır da öyle girer. Şimdi o marifet denizlerden dünyanın gayineleriyle yüklü olan adam o denize giremez. Bırakmazlar. Onun için dünyadan kalbini aratırsın, o zaman marifet denizlerine sana da izin verdin, gir denilir. Ağır ağır, derece derece o gafletten sıyrılmaya dikkat edelim ve arayalım. Bu yolda bize yardım edebilecek, hizmet edebilecek ehlullah mevcuttur, gizlidir.
kadınlarsa kendilerini belli ederler. Aranmadıkları takdirde onlar da aramazlar. Allah bize hidayet versin. Amin. Umumi hidayet vardır herkese. Lakin bize, bizim talep ettiğimiz has hidayettir ki Cenab-ı Allah onu has kullarına taksis etmiştir. O hidayetten bize lütfeylesin. Amin. Ve kendisini tanımaklık şerefine bizleri mazhar eylesin. Amin. Hürmetin Habib, hürmetin Fatiha.